kardiyoloji bölümünden Profesör Doktor Ömer Göktekin var yanımda. Hoş geldiniz Ömer Bey. Teşekkür ederim davetiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Yavaş yavaş kış geliyor. Eyvallah, evet. Doğru. Evet, bugünkü konumuz tıkalı kalp damarı nasıl açılır? Evet, aynen. Ne enteresan bir şey değil mi? Çevresinde gezeceğiz. Evet. Ama tabii ki teknolojinin çok geliştiğini görüyoruz ister istemez. Bu programı yapmaya başladığımızdan beri böyle hani artık böyle açık açık ameliyatlar ya da ne bileyim hastanın onlar çok haftalarca kaldı hastanede kaldığı dönem. Çok eskiden evet. kaldı. Artık her şey tekniğe döndü. Evet hocam, kalp damarı niye tıkanır? Yani durdu yani, ne güzel çalışıyor. Niye tıkansın? Sebepleri nelerdir ve nasıl olur? Evet. Şimdi tabii kalp damarlarının tıkanması için bir takım gerçekten sebeplere ihtiyaç vardır. Bunlar biz risk faktörü olarak adlandırıyoruz kardiyolojide. Şimdi 3 tane önlenemeyen risk faktörleri vardır. Bir tanesi erkek olmak. Maalesef erkekler kadınlardan biraz daha yatkın. Özellikle genç yaşta. İkincisi erkek cinsiyeti. İkincisi genetik olarak aileden gelmesi. Üçüncüsü de yaş. Yaş ilerledikçe maalesef koroner kalp hastalığı artar. 45 yaşından sonra koroner kalp hastalığının arttığını biliyoruz. Bana iyi davran bundan sonra. Ailede var. Erkeğim. Gerçekten mi? Yaş 46. Gördüğün her yerde hürmet edeceğim. Ama ben siz kendinize çok iyi bakıyorsunuz, spor yapıyorsunuz aynen. falan değil mi? Yani şimdi öyle tabii. Şeyler bir de hafifledici sebeple. Bir dakika, hafifledici sebeple. Burcu'nun çok güzel bir noktaya temas etti. Bunlar önlenemeyen risk faktörü dedim ama önlenebilir risk faktörü çok daha önemli. Mesela işte insanın sigara içiyor olması son derece önemlidir. Egzersiz yapmadan sedanter bir hayat yaşaması, yürüyüş bile yapmaması, oturduğu yerden çalışması çok önemli bizim için. Risk faktörü olarak söylüyorum. Şeker hastalığının olması, bununla mücadele etmemiz lazım. Tansiyon yüksekliğinin olması, kolesterol yüksekliği olması son derece önemli. Sigaradan sonra ikinci en önemli sebep bizim açımızdan risk faktörü kolesterol yüksekliğidir. Bununla ciddi mücadele etmek lazım. Maalesef medyada bazı yerlerde görüyoruz. Kolesterol yüksekliğinin önemli olmadığını söyleyen arkadaşlarımız var maalesef. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Hiperkolesterolemisi olan, kolesterol yüksek olan hastaları mutlaka ilaçla, kolesterolü ilaç ve diyetle kolesterolün düşürmesi lazım ki uzun vadede. Ama kolesterol kanın yoğunluğunu artırıyor. İçinde bu aterom denen yağ plakları gidip damar çeperlerine çöküyor. Aynen öyle. Peki nasıl söylerler bu aterom plakları tıkanmaya sebep olmuyor işte, diye? Biz de bunu anlamıyoruz. Gerçekten çok güzel bir soru sorun. Nasıl söyleniyor? İnanın ben de bilmiyorum. Yani bunu nasıl söylerler? Mesela ben kardiyolog değilim. Meslektaşınız, yani tıp doktoruyum ama asla böyle bir şey söylemem. Ve mesela bu aterom plaklarının kolesterol ilaçlarıyla küçüldüğünü biliyoruz. Tomografik anjiyoda bu darlıkların azaldığını biliyoruz bu ilaçlarla. Bunlara rağmen, bunlar ortadayken bunları nasıl söylüyorlar inanın biz de bilmiyoruz. O herhalde ilaç sektörüyle ilgilidir. Bu kolesterol ilaçlarının, trigliserit ilaçlarının aslında sırf yani böyle marketing amaçlı şey yapıldığını söyleyen Amerika'da birkaç tane böyle çatlak profesör var. Ondan kaynaklanıyor olabilir mi? Öyle bir damar var, öyle bir ekol var. Çok küçük bir ekol. Çok marjinal bir ekol. Evet yani orada çok cazip geldiği için insanlara bazı hekim arkadaşlara da maalesef böyle bir şey süre geliyor günümüzde de. Peki yani yaşla ilgisi çok böyle hani söylüyorsunuz ya siz aslında. Ben kalple ilgili sorunların böyle eskiden hani çok yanlış anlamasın beni kimse ama daha ileriki yaşlardaki insanlarda görülürdü gibi. 70 falan değil mi? Evet aynen öyle. Şimdi mesela çok erken yaşlarda. Çok doğru. Bu bir gerçek. Çok erken yaşta kalp hastası görüyoruz. En önemli sebeplerden bir tanesi erken yaşta sigara içilmesi ve çok yoğun içilmesi. Bir başka sebep çevresel faktörler, beslenme problemleri. İstanbul'da yaşamak en temel sebep stres, olabilir mi? Sıkıntı, modern çağın getirdiği ekstra sıkıntılar ve stresler, beslenme alışkanlıkların çok değişir olması, işte hani fast food fazla yenmesi, bütün bunlar gerçekten kalp hastalığının, koroner kalp hastalığını erken yaşta görmesi için önemli sebepler. Haklısınız. Yaş böylece 45 yolun yarısından biraz fazla oluyor. Evet. Erkek olmak hazırlayıcı sebep. Genetik zaten babamda var. Tamam, dikkat ben edeceğim bundan abi. Sonra size hiç merak etmeyin. Tamam. Ben çöktüm. Ben Kaz Dağları'na taşıdım. Şimdi ama şöyle bir şey herhalde burada oluştu. Yani bu 3 faktör olan kesin kalp hastası olacak diye bir şey yok kesinlikle. Yani bu dediğim gibi önlenebilir bir şey. Yani risk faktörüyle mücadele edeceğiz. Sadece üçüne bir şey yapamıyoruz dedim. Yani onun için dışında yani, spor yapın mesela ki yapıyorsunuz belli. Evet. Ondan sonra düzenli beslenme son derece önemli. Yani iyi beslenme, sebze ve meyveden ağırlıklı beslenme, karbonhidrat tüketmeme, şeker tüketmeme çok önemli. Peki bunlara rağmen... Tamam, bunlara rağmen bunlara evet. Rağmen, biz de ne oldu da biz şüphelendik?
Şimdi durumumuzda. Şöyle, bizim kalp hastalığımız iki şekilde ortaya çıkabilir. Bir aniden başlayan bir göğüs ağrısı olabilir. Üzücü bir haber duyar, kalbi yani, tutar. Hiçbir üzücü haber olabilir, evet, stres olabilir, sıkıntı olabilir filan ama hiçbir şey de olmuyor. Gayet keyifli durduğu bir şekilde. Yerde. Evet. Durduk yerde başlayan şiddetli bir göğüs ağrısı olabilir. Mesela Fener gol yedi, pat diye adam kalp krizi geçirdi. Olabilir. Çok üzülüyorsa eğer, çok üzülürün haline. Bunu şey yani yoğun stresler gerçekten etkileyebilir. Eğer kalp krizi gerçekten olacaksa genelde 20 dakikayı geçer ve 20 dakikayı geçmesine rağmen ağrı devam ediyorsa kalp krizinden bir insanın şüphelenmesi lazım. Ne yapmamız lazım o zaman? Şimdi bu tür gerçekte hiç tanımadığı, bilmediği bir ağrıyla karşılaşan bir insanın göğsünde şiddetli, ciddi bir ağrı varsa ki bunu insanda bu tür ağrılar hiç bilmediği, tanımadığı için korkutur. Ya insanlarda ölüm korkusu olur hemen. Hani karabasan falan olur ya gece böyle gelir burana oturur nefes alamazsın konuşamazsın böyle aynen. Canın acayip yanar ama kımıldayamazsın. Bir şey yapamazsın. Aynen öyle yani, değil mi? Onun canlı uyanık hali. Evet aynen öyle uyanık hali evet aynen öyle insanı çaresiz bırakır. Bu durumda hemen tabii ülkemiz şartlarında 112 acili çağırıp göğüs ağrısı olduğunu söyleyip hemen oraya bulunduğu yere acil ambulansı çağırmak lazım. Onun ötesinde bu şekilde taksiyle veya kendi arabasıyla hastaneye gitmeye çalışmak çok yanlış bir hareket olur. Bu tür bir durumda mutlaka 112 çağrılmalı ve ambulans beklenmeli. Peki ambulansı beklerken, hadi ambulans 15 dakikada geldi. 15 dakikada biz ne yapalım? Şimdi 15 dakikada hasta olarak yani çok yapacağımız bir şey yok. Yani bu çünkü altta yatan sebebin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu göğüs ağrısını yapan kalp krizi olabilir, başka hastalıklar da olabilir. Mesela aort diseksiyon dediğimiz bir şey vardır. Bu da buradaki tedavi ile kalp krizi tedavisi tam birbirine zıttır. Bir tanesinde kan sulandırıcı kullanırız, diğerinde kullanmayız. Bazen tam tıkalı damarlarla karşılaşıyoruz ama kronik tam tıkalı. Bu ne demek? Şu demek. Yani damar tam tıkanmış ama yavaş yavaş tıkanmış. Yavaş yavaş tıkandığı için de böyle bir kalp krizi hastaya geçirtmiyor. Yavaş yavaş tıkanıyor. Ama sonuçta damar %70, 80, 90, 99 derken tam tıkalı hale geliyor. İşte bu tam tıkalı damarlar bizim kardiyolojide, gelişimsel kardiyolojide çok hani özel yere sahip hastalıklardır. Çünkü bunların açılması zordur. Bir takım yöntemler ve teknikler ve teknolojik imkanlar gerektiriyor. Yoksa %70-80 darlıkların, 90 darlıkların açılması nispeten daha kolaydır. Bizim bugün birazcık da üzerinde durmamız gereken şey hani tam tıkalı damarları için ne yapıyoruz? Bunun için önerilerimiz var mı? Kardiyolog olarak, kardiyoloji olarak. Lütfen. Bunlardan ben bahsetmek istiyorum. Şimdi günümüzde tabii hakikaten her şeyde olduğu gibi kardiyoloji de, gelişimsel kardiyoloji, teknoloji inanılmaz ilerledi. Teknoloji ilerledi, tabii ki hani hekimlerin becerisi belli ölçüde ilerledi. Bunlar bize şunu getirdi şu son yıllarda. Özellikle stent teknolojisindeki ilerlemeler, stentler artık biliyorsunuz ilaç salınımlı, ilaç salınıyorlar ve tekrar daralma oranları çok düştü. %8 civarında filan. İlk başlarda %30-35 iken yıllar önce şu anda %8 ne demek yani? 10 hastanın, yani 100 hastanın sadece 8 tanesinde stentlerde tekrar daralma veya tıkanma olabiliyor. Bu da çok kabul edilebilir. Hatta bence oldukça iyi bir sonuç. Şimdi biz bu tür tabii iyi silahlar elimizde olunca, iyi stentlerimiz var. İşte şu anda çok özel teller geliştirildi, özel kateterler geliştirildi. Bunlarla hiç açılamaz diye zannettiğimiz işte 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır tıkalı olan damarları kendi hastanın kendi damarlarını açma olanağımız oluştu. Bunun için tabii çok detaya girmeyeceğim. Özel teknikler var ama şu anda kardiyolojinin geldiği yerde biz bunları %95 başarıyla, üstelik çok iyi bir başarı, %95 başarıyla açma şansımız var. Şimdi tam tıkalı damar deyince, şimdi tabii biliyorsunuz kalp damarlarıyla kalp hastalığında, koroner kalp hastalığı savaşında iki tane yöntemimiz var. Belli başlı. Bir, bypass ameliyatı. İki, stent işlemi. Yanı sıra medikal tedavi yapıyoruz. Çoğunlukla bu ikisinden birine ihtiyaç duyuluyor bir koroner kalp hastalığında. Şimdi bypass yapıldıktan sonra özellikle bacaktan alınan bypass damarları 10 yıl sonra tıkanıyor, tıkanmaya başlıyor. 10 yıl sonra bunların tıkanma şeyleri başlıyor ve 10 yıldan sonra da %90 ihtimalle bunlar tıkanmış oluyor. Bu büyük bir oran. Yani bu aslında şunu demek istiyorum.
göğüsten alınan bir damar vardır. O çok iyi çalışır. 20-25 yıl hiçbir şey olmaz ona. Ama bacaktan alınan damarlar 10 yıl sonra maalesef tıkanıyor. Yani şunu demek istiyorum Burcu Hanım. Sebep yani siz kendinize bakmazsanız mı tıkanır yoksa? Yok. Bu bacaktan alınan damarın bir yaşı vardır. Bacaktan alınan damar kalbe monte edilmeye çok da aman aman elverişli. Aynen öyle. İşte 10 yıllık bir zaman tanıyor bize. 12 yıllık. Ondan sonra o damarlar tıkanınca tabii hastalar şimdi o damarlar takılınca ilk önce hastanın bu sefer kendi damarları hepten tıkanıyor. Rahmetli Turgut Özal'ın bypass ameliyatı bundan kaç 30 yıl 40 yıl önce 30 yıl önceydi. Evet. Bacaktan mı alınmıştı? Tabii ki tabii. Bacaktan göğüsten de alınmıştı ama bacaktan da alınmıştı aynen. Çok o zaman bizim Türkiye'de yapılmıyor muydu bypass ameliyatı? O zamanlar başlanmıştı. Bypass ameliyatları o zamanlar başlanmıştı ülkemizde ama çok yaygın değildi doğrusu. O da bu işin gerçekten iyi yapıldığı bir yere gidip yapıldı. Tabii ki tabii. Ve başarılı da bir ameliyattı. Üstünde yapılmıştı çok. Peki şey soracağım. %90 daralmış damarla %100 tamamen tıkalı damarı açmak yöntemleri arasında fark var mı? Var tabii. Şimdi mesela %90 damarı açmak için şimdi damar sonuçta işte 3 milimlik hani bir kalem gibi düşünün. Bir kalem çapı nasılsa hani damar da öyle koroner damarlarımız. Şimdi %80-90 darlık olunca takdir edersiniz ki hani bir su borusunun tıkanması gibi de düşünün. Çok ince içinde bir kanal bile olsa oradan çok ince tel gidebilir değil mi? Yani doğal olarak oradan gidecek. Kılavuz yer var. Kılavuz oradan yer var, girer oradan gider. Yani telin kan akışı da var zaten. Oradan tel kolay gider. İşte 80-90 darlığı açmak böyle bir şeydir bizim için. Daha kolaydır. Teli geçirmek birkaç saniyemizi almaz. Peki. Ancak tam tıkalı damarda gidiyorsunuz kirece tosluyor tel. Gidiyorsunuz işte plağa tosluyor. Sert mi böyle? Sert tabii ki. Bayağı uğraştırıyor bayağı bir değil sert, mi sizce? Tabii ki. Serttir. Mesela 20-30 santimlik uzun darlıklar olur. Yani tam tıkalı alanlar olur. Onu geçeceksiniz görmeden ve damarın içinde kalarak geçeceksiniz. Kronik total oklüzyon dediğiniz şey bu mudur? Budur. Yani bu zor bir işlemdir biraz ama bu yapılması gereken hani bizim ya yapmasak da ne olur diyeceğimiz bir işlem değil. Çünkü özellikle bu bypass olmuş hastalar 10 sene sonra bize geliyorlar. Kendi damarları tam tıkalı olarak geliyorlar. 10 sene önce tıkanmış belki. Bypassları tıkanmış olarak geliyor. Ya ikinci bypass gibi çok daha riskli bir operasyona bunları göndereceğiz veya da işte 10 sene önce tıkanmış damarlar, hadi gel bakalım o damarlar açacağız deyip hastanın o damarlarını açacağız. Bu hani bahsettiğim olay gerçekten hani girişimsel kardiyoloji çok önemli bir yeri olan hekimler açısından da hasta açısından inanılmaz bir şey sağlıyor, konfor sağlıyor. Bypass ameliyatı işte, yapmaktan kurtarıyor sizi. Öyle. Çünkü diğer bypass, türlü bypass yapmak zorundasınız. Ama ikinci bypass Nihat Bey. Yani ilk bypassta çok hani sorun yok hani riski düşük vesaire. Ama ikinci bypass hele ki çalışan lima dediğimiz göğüsten alınan damar çalışıyorsa çünkü göğüs açılırken onun zarar görme ihtimali var. Siz demek ki hekimsiniz. Peki izleyicilerimize bir şey demek ister misiniz? Peki tam tıkalı böyle yani total oklüzyon, kronik total oklüzyon operasyonundan korkmaları veya çekinmeleri gereken herhangi bir durum var mıdır yok mudur? Şimdi ülkemizde tam tıkalı damarlarla uğraşan bir hekim grubu oluştu. Yani kardiyoloji, girişimsel kardiyolojide. Tabii. Biz mesela Kasım'ın ilk haftasında büyük bir kongre organize ediyoruz ülkemizde ve çok yabancı operatörlerimiz var. Dünyadan çok katılımcılar gelecek dinleyici olarak da. Ülkemizde de çok şükür yani yaklaşık 10-12 yıldır çok hızlı, yoğun şekilde bu işle uğraşıyoruz. Benim şahsen özel ilgi alanım bu. Dolayısıyla da ülkemizde hemen her yerde bu tam tıkalı damarlarla uğraşan hekim arkadaşlar var. Yalnız ama bunları bilmek lazım. Yani bir grup arkadaşlarımız bununla uğraşıyor. Bu çünkü farklı bir alan. Hani hani herkes kardiyoloji ilgili sorular, herkes her şeyi yapmaz, doğal olarak yapmaz. Ama bir takım hekimler bununla uğraşmaya başladılar. Bu tür hekimlerle ulaşılırsa başarı oranı oldukça yüksek. Ve ülkemizde çok başarılı hekimler var. El alışkanlığı ama her gün yaptığın işi belli bir zaman geliyor gözün kapalı yapmaya aynen başlıyorsun. Öyle. İşte uzmanlık alanında dalında uzmanlaşmak da buna deniyor. Siz de öylesiniz. Aynen öyle. Çünkü tam tıkalı damarla uğraşan biz bu grup hekime çoğunlukla tam tıkalı damarlı hastalar geliyor artık bildikleri için. Ve biz de onları yapa yapa hani o konuda gerçekten ayrı bir tecrübemiz oluşuyor. Süper. Yani kendimiz böyle damarımız dahi tıkansa önce 112'yi arıyoruz. O esnada arabaya binip hastaneye gitmiyoruz. Evet. 112 gelip bizi alıyor. Ondan sonra hocama bizi teslim ediyor. Hocam da tam tıkalı damarımızı açıyor. Ondan sonra ders alıyoruz. Ama ondan sonra biz stenti, ben diyorum ki hastalarıma ben stentimi en iyi şekilde koyuyorum ama stentime lütfen iyi bak.
bu stentimi tıkama diye de tembih ediyorum. O da ya nasıl yani hocam diye sorunca da tabii bu risk faktörlerinden detaylı şekilde konuşuyoruz. Özellikle stent takılmış hastaların bakın mutlaka ve mutlaka sigarayı bırakması lazım. En önemli konumuz bizim bu. Yani. Bir sene bırakıyorlar ama sonra geri dönüyorlar maalesef değil mi hocam? Yani, siz biliyorsunuzdur. Maalesef yapanlar var. Evet, programımız devam ediyor efendim. Ömer hocamı uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için. Ağzına sağlık, teşekkürler. Yaptığınız ameliyatlar için. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Programımız hızla devam ediyor efendim. Bizden ayrılmayın.